eşim telefonla aradığım esnasında bir müşteri geldi. Bana sigara istedi. Para vermeden tekrar dolaba yöneldi, su getirdi. Tekrar döndüğünde beni oyalamak için sakızları gösterdi bana. Bu esnada ben sakızları gösterdim. Sonra döndü. Benden para istedi ve ben para vermediğini söylediğim dedi. Ben dedim masamı buraya koydum dedi. Sen buradan aldın dedi. Ben bu sefer ben dedim paranı vereyim mi abi? Az bekle. Kamerayı bir izleyelim dedim. Ben kamerayı asma esnasında kendisi bırakıp gitti. Yani tamamıyla kurgulu, planlı beni 50 TL çarptı gitti yani. Açıkça profesyonel kişi tabii. Bu aynen öyle. Bana hiçbir para vermeden hem alacaklarını aldı hem de paranın üstünü aldı gitti. Peki o an telefonda da görüşüyordunuz. Onun dalgasında olabilir miydi sizce? Hayır, zaten ondan sonra farkındaysan bak kamerayı izlerseniz telefonu konuşması bitti. Ondan sonra tekrar sakızları gösterdim ona. Tekrar şey ettim, dalgınlık dine yok. Ben onun vermediğini hani anladım. Ama kendisi daha profesyonel kişi zaten. Kendisi kameranın asılmasını ben ispatlayacaktım ona vermediğini. Ama beklemedi, hemen gitti. Bu telefonla alakalı hiçbir sorun yok. Daha önce de şüphelendim bu konularda. Bazı kasadan paraların noksan olduğunu. Zaten bu sebepten dolayı kamerayı taktırdım. Burada benim daha önce bir çocuk vardı. Adeta şebeke gibi bunu dolandırdıklarını hissettiğim için kamerayı yeni taktırdım zaten. Evet, onun için taktırdım. Bu olayların sıksa yaşandığını farkındaydım zaten. Evet. Ben tabii kendisini zorla tutup da burada kamerayı açmasını bekleyecek durumda değildim yani. Ben kamerayı elimde farkındasınız. Bak kamerayı hemen telefonu aldım. Açmaya çalışırken o çekip gitti. Yani bilinçli. Eğer dürüst bir kişi olsaydı zaten kameranın sonucunu beklerdi. Böyle olaylar yaşandığında dürüst kişiyle bekliyor kamerayı, ona göre davranıyor. Ben de doğrusu neyse ona göre davranmak zorundayız.